Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Gaziantep Oda ve Borsaları ile STK temsilcileri Gaziantep Sanayi Odası'nda bir araya gelerek 81 ilde aynı anda yapılan basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, masumları katleden, zulmeden, ülkeyi tehdit eden terör gruplarına sessiz kalınamayacağını vurguladı. Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuştu. Terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkında terör örgütlerinin de giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat göstermektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdi. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyunu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yapmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları etnik ve dini temizlikle dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD, YPG ve DAEŞ eylemleri nedeniyle yerlerine edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkı bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her hareket Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde de çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, birlik beraberlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımız özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir.